Dinleyicilerimizden Elçin Kırcalı diyor ki, Sayın Avukat, geçen gün çıktığınız bir programda 2 güne çıkacak, hatta 26 gün alacağımız var. Daha da açacağız dediniz. Üzerinden günler geçti, çıkmadı diyor. Ben bunu izlemedim, bilmiyorum. Böyle bir Evet, ben öyle açıklamanız var dedim. mı? Evet, şimdi bak, edebiyat literatüründe çokluktan azlıktan kinayeler vardı. Mesela yıllar geçti gelmedin derken ben 2 günü şunun için dedim. Yani herhalde Savcı Hüseyin Kaya böyle bir şey söyledi. Hemen onun dediğini yapalım diyecek için Yani o söylemedi. 2 gün anlamında kullanılan bir deyim değil. 2 günü şunun için, yani bu iş çok gecikti. Bir an evvel savcılığın bu işe eğilip, çünkü bunu da anlayışla karşılıyoruz. Çünkü bir savcı değişti, itiraz süresi, yeni görevlendirme filan. Ben müvekkillerin hürriyetlerinin kısıtlanmasının bir an evvel sona erdirilmesi anlamında, bir feveran anlamında söyledim. Ben savcılığın yerine geçecek de 2 günde bırakın diyecek biri değilim. Tecrübeli bir hukukçuyum. Orada bir mecburiyetin, bir acelenin gerektiği hukuken tutuklamanın istisnai bir yaptırım tedbir olduğunu dile getirmek anlamında, hani şimdi onun esprisini devam edersek 26 gün 32 güne çıktı gibi bir şey söyleyeceğiz. Yani bu iş çok gecikti. Yani dosyanın bir an evvel gizlilik kararının kaldırılması ve müvekkillerin tahliye edilmesi, tutukluklarının sona erdirilmesi, tamam mı? Bir bahşiş değil, efendim, bir böyle iltimas değil, bir yanlış değil. Bizzat hukuka uygun davranıp ülkemizde adaletin tecellisine katkıda bulunmak anlamında övgüye değer bir şeydir de aynı zamanda. Ben bunu işlemeye çalışıyorum. Yoksa ben yargıç değilim, savcı değilim. Temennimi hukuki gerekçelerle söylerim. Toplumda 25 yıl yatacaklar diye konuşan gazeteciler var, televizyon programcıları var. Tek onlara şunu söylüyorum. Gerçekten yanınızda hukuk fakültesi birinci sınıfına giden bir insana sorun ya. Bitiren değil, yargıç değil. 25 yıl diyorlar. Ya bunu ön yargılı olmayan hiçbir zihin tekrarlayamaz. Garip bir şey oluyor. Onun için yavaş 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 bunları söyleyenler de azaldı. Tek tük bazı metruk mahallelerden ses çıkıyor. 3-5 kişi. Ben onlara da saygı göstermek istiyorum, eşrefi mahlukat olmaları nedeniyle. Yarın dost olabiliriz, yüz yüze bakabiliriz. Sevgili gazeteci dostlar, ben hiçbir zihnimde kendime zarar verecek duygu barındırmam. Öfke gibi barındırmamaya çalışırım. Efendim, kafaya takmam. Aynı düzlemde buluşabiliriz. Birkaç tane gazeteci ve bir iki televizyon programcısına şunu söylüyorum. Gelin bu dava nedeniyle bugün bundan önce olduğu gibi bir soruşturmanın başkaca olayları tetiklemesini, reklam geliriydi, izleyici sayısıydı, şunları bunları düşünmeden hakikat üzerinden bir paylaşım yapalım. Yarın yüz yüze bakabiliriz. Yani bu bir şeye hırslanmanın bir anlamı yok. Şimdi yine bir izleyicimiz diyor, Hava Hanım, namaz kılmasını siz mi önerdiniz diyor, Dilan ve Engin Polat'la ilgili olarak, yoksa kılıyorlar mıydı daha önceden diye. Vallahi hayır, bu sorular sorulunca nezaketen cevaplamak gerekiyor. Cevaplayınca da efendim bu davayı dini kurallara alet etti deniyor. Hadi Hocam bir şimdi, soru geldi, ben soruyorum soruyu. evet, ben namaz kılmalarını önermedim. Bana kıldıklarını söylediler. Cezaevine düşmüş insan böyle şeyler yapar genelde. İnşallah çıktıktan sonra da bir Tanrı ile ilişkilerini sürdürürler yani. Ya Öyle da o lümpen tavırlarından ve görgüsüzlüklerinden arınırlar diye düşünüyorum. Ali abi, ben daha önce eleştirmiştim. Bir Birisi, basın biliyorum açıklaması. sizin de söylediğinizi bildiğim Ama için şimdi söylüyorum. şöyle bir şey. Şimdi öyle bir şey ki, mazlum durumuna düşmüş, çok böyle toplumda tanınmış birinin üzerinde çokça gitmek, çokça onları böyle aşağılamak bence görgüsüzlüğün en büyüğü. Ama Hüseyin Bey, söyleyin şimdi, Sıla Doğan'ın yaptığı ortada duruyor.
Dilan Polat'ın ekranda yaptığı ortada duruyor. Yani o kadar da unutulacak, o kadar da küçümsenecek bir şey değil. O kadar da bunları eleştirirsek cezaevine girdiler diye üzerine gidilmiş sayılacak bir şeyler de değil yani. O kadar da bir şey demiyorum. Toplum zaten cezasını verdi. Şöyle toplum eleştirdi, toplum ağır eleştiri yaptı, isteksiz davrandı, duyarsız davrandığı günler oldu. Bir ay boyunca birçok eleştiriden, birçok şeyden geçtiler. Ama bizim toplumumuz haddi aşmaları çok iyi tespit ediyor. Biraz görgüsüzlüğü cezalandırıyor. Sonra bir bakıyor ki onlar çok mazlum durumuna düştü. Bu sefer fikrini ve tutumunu değiştiriyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu insanlar şov dünyasının insanları. Televizyonlar şov dünyasının alanları. Şov dünyasında insanlar toplumun o çan eğrisindeki büyük oranı %70 oranının dışında kendilerini sunmak zorundalar. Bu biraz da kişisel hırs, biraz da kişisel rekabet ve kavgayı barındırınca bu söylediğimiz şeyler oluştu. Ne oldum delisi olunabiliyor. Ne yapayım sorusunun cevabı fantazi olsun, şov olsun, işin ucu kaçıyor. Elbette ki müvekkiller toplumsal etik konusunda işin ucunu kaçırdıklarının farkındalar. Yani bunun öz eleştirisini ben basın açıklamasıyla yaptım. Çok net bir şekilde ortaya koydum. Tutuklanmış kişilerin genelde hiç böyle bir öz eleştiri değil. Efendim suçsuzuz duymadım, hatırlamıyorum. Yok, ben ilk defa gerçeklik üzerinden bir müvekkil savunması, aynı zamanda gerçekliğin şart olarak koşulduğu bir dosya yürütüyorum. Bu da çokça deneyimlenmiş bir hal değil. Bunun bir örnek olmasını istiyorum. Baştan yargılama yok, soruşturma sona ermemiş. Ne olacağı yargı kararıyla belirlenecek alanlarda buna dair suçumuz olabilir. Ne kadar olduğunu yargılama belirleyecek diye bir kısmını kabul ediyorum. Bir kısmını da çok şiddetli bir şekilde reddediyorum. Bu yaklaşım ülkemizdeki hukuk anlayışına çok şey katacağını ileride göreceğiz. Çünkü çokça hukuk fakültesinde akademisyen dostumuz sağ olsunlar, biraz da beni onore etmek için yapıyorlar. Bizim bu savunma yöntemimizin ve içeriğinin yeni avukatlara belli oranda ders olabileceğini de söylüyorlar. Böyle güzel bir tarafı da oldu bu. Bu da bizi mutlu ediyor. Şükrediyoruz. Yani bu daha önce denenmemiş bir gerçeklik savunma biçimi mi? Bu anlamda böyle bir örneklik olmadığını söylüyor akademisyenler. Anladım. Mahkeme ne zaman görülecek bu tüm elinizdeki belgeler, bilgiler eşiğinde? Savcılık hala dosyaya belge, bilgi toplamakla mı meşgul, yoksa onları ne diyorsunuz, bir elemeden mi geçiriyor, tasdip mi ediyor ya da iddia makamı kendi iddiasını mı hazırlıyor? Onunla ilgili mi bir süreç var, bekleniliyor? Bilmiyoruz. Ama sanıyorum yeni delil falan oluştuğuna dair bir emare yok. Çünkü herhangi birinin ifadesi alınmış, yeni bir soru sorulmuş, bize bildirilmiş bir şey yok. Sanıyorum dosya bir aydır öyle rolantide devam ediyor. İkinci, diğer bir iki sanık için bir ikinci masak raporu gelmişti. Onunla ilgili daha bize bir beyan yok. Dosya savcının da görevlendirilmesi nedeniyle biraz böyle şey oldu. Kendiliğinden öyle duruyor gibi geliyor bana. Takip ettiğim kadarıyla dosyada herhangi bir işlem yok gibi uzun bir zamandır. Başka bir şey sormak istiyorum. Demin kaçırdım. O da şu. Bu tür vergi kaçakçılığından ya da naylon fatura olaylarından cezaevlerinde yatan var mı? Yoksa buna benzer davalar var mı Türkiye'de? Görülmüş veya sonuçlanmış? Tutuklu yargılanan vergi suçu nedeniyle tutuklu yargılanan neredeyse yok gibi. Ve aslında bir iki defa böyle operasyon oldu. Ne büyük hata olduğu, örnek vereyim. Mesela Ankara merkezli, bir ara İstanbul merkezli, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle operasyonlar vergiyle ilgili beşi geçmez. Üç tane ben biliyorum, üçünde de avukatlık yaptım. Birinde zaten en başta avukat olarak ben bulunmuştum.
Sadece avukat olarak ben vardım açıkçası 2008'de olanda. Ve şunu söyleyeyim, bu dosyanın iddianamesinin hazırlanmasında hukuki bir sıkıntı oluşacak. Bunun vergi suçu olduğu ortaya çıkarsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde vergi suçuyla ilgili genelde mecbur kalınacak. Bu 359. maddenin vasıflandırılamayacağı nedeniyle iddianamede işte vergi olayları nedeniyle başka bir suçlama, başka bir madde, genel kanundan, ceza kanunundan bir maddeyi kullanmak zorunda kalacak soruşturma makamı. Aslında işi şeye oturtma, yani bu yanlış soruşturmanın doğru bir iddianameye kavuşması için bir gayret olacak. Ama ben şunu söyleyeyim, o da en sonunda şuna gelecek, vergi hesaplaması için dosya sanık ifadelerinden sonra efendim ilk toplanacak kovuşturmanın ilk işlemlerinden sonra hele bu arkadaşların vergi suçu borcu ne kadarmış diye hesaplayın denilecek. Dosyada vergi suçu hesaplamasından sonra karara çıkacak.